köprü geçer, güzeller arpa biçer. Ateşine yandım şimdi selamsız geçer. Su gelir köprü geçer, güzeller arpa biçer. Ateşine yandım şimdi selamsız geçer. Oy zaralı zaralı bir yer sevdim zaralı. Yattı kül etti beni başı gözü varalı. Oy zaralı zaralı bir yer sevdim zaralı. Yattı kül etti beni kaşları gözleri karalı. Taşa değer, kibriğin kaşa değer. Öyle bir yar sevdim ki yedi kardeşe değer. Su gelir taşa değer, kibriğin kaşa değer. Öyle bir yar sevdim ki yedi kardeşe değer. Oy zaralı zaralı bir yar sevdim zaralı. Kapız günün Ahmet'in Lübün İşlere köyündenim. Avren de gelinim. Deli Hacı'nın gelini. Şunlar oğulların, torunların, damadım, kızım. Ben askerim. Akören Dernek Yönetimi'nden değerli bir dostumuz var. Öncelikle bir tanıyalım diyoruz. Evet, ben İbrahim Ethem Yapıcı, Akören Köy Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu'ndan. İbrahim abi, her sene bu Kırgez piknik yapılıyor değil mi Akören? Her sene yapıyoruz. Yazın bahar başında Kırgez'ini burada İstanbul'da yapıyoruz. Temmuz sonuna doğru, şu anda da bayramlara denk geldiğinden dolayı, millet köye gittiğinden dolayı, Ağustos'ta artık ne güne denk gelirse Yedipınar'a, köye de Yedipınar'da yaylaya çıkıyoruz. O gün köylülerle beraber eğleniyoruz, coşuyoruz. Hem bayramlaşıyoruz hem köyleri şereflendiriyoruz. Dernek olarak diğer kağıt kömbe gecesinde yöresel yemekleri, kömbeyi, işte madıma kaşını ön plana çıkıyoruz. Ve bunları tekrar yeni nesle aktarıyoruz. Yeni nesil ne olduğunu, köylerde hangi yemekler yendiğini görüyorlar, tanıyorlar. Ben bile bazı yemekleri bilmediğim halde İlk defa o gecede fırsat olup tanımış oluyorum. Tadını da tatmış oluyorum. Buradan köydeki bütün arkadaşlara, bütün dostlara, bütün akrabalara, büyüklere, küçüklere hepsine çok çok selamları, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Yedipınar'da görüşmek dileğiyle 20 Ağustos bayramın ikinci günü Akören'de, Yedipınar'da yaylada inşallah. Peki, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Yıldırımcı. Çok teşekkürler. Evet, sohbetlerimiz devam ediyor. Yine dernek yönetiminden bir dostumuz var. Bir tanıyalım. Ben Aydın Tüysüz. Akören Köyü Yönetim Kurulu'ndan. Aydın Bey, sanıyorum folkloru siz yetiştirmişsiniz bu konuda. Yetiştiren çalışmalar... hocamız var da ben de onu ön ayak olmuşsunuz öyle, diyelim. Yardımcı oluyorum. Nereden aklınıza geldi bu folklorla uğraşmak? Nasıl, kimi fikri? Sayın nasıl... Başkanımızın çok önem verdiği bir şey bu, kültürümüz yaşasın diye. O ricada bulundu. Biz de başkanımızı kıramadık. Yağmur, çamur, kış, mış demedik. Çok güzel, ilgilendik. Çok güzel bir durum. Buraya kadar getirdik. Bilmiyorum artık siz beğendiniz mi? Çok güzel. Yani geleneklerimizin, folklorumuzun yaşaması açısından çok önemli. Evet. Peki buradan var mı köylülerine, seni tanıyanlara neler söylemek istersin? Selam. Köylülerime hepsine selam. Büyüklere ellerinden, küçüklerine, gözlerinden öpüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızı devam ediyorum. Thank you.
Thank you.
güneşe, güzelleri görünce aklım başına giren. Oy arabam arabam yokuşlar hepsi, öyle bir yere düştüm. Evet, harikasınız, harikasınız. Gerçekten güzel ve ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben tekrardan bu güzel bildiğiniz, bu güzel gününüz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgili izleyenlerimiz, Sivaslara Akören Kırgezisi ve Pikniğindeyiz. Dernek başkanımız var. Başkanım, öncelikle bir tanıyalım sizi. Diş hekimi Şükrü Gül'le İstanbul'da işte mesleğimi yapıyorum. Serbest diş hekimi olarak çalışıyorum. Arkadaşlarımız bir vesileyle siyaset, uzun bir siyaset yapmamızın sonrasında dernekçilik safamızı başlattılar. Dernekçilik açıkçası uzun süre kaçtığım bir şeydi ama iş başa düştü. Başladık. Mümkün olduğu kadar. Bir arsamız var. İşte arsamızla ilgili bir projemiz var. Projemiz tabii ciddi bir proje. Hemen bugünden yarına olmayacak bir konu. Bu yüzden de biraz daha kalacağız gibi, yapmadan da bu işi başarmadan da bırakmaya niyetleri yok. O yüzden böyle biraz daha götüreceğiz. Her sene bu kırgezisi yapılıyor değil mi başkanım? Doğrudur. İstanbul'da yapıyoruz. Aynı zamanda bir de memleketimizde, köyümüzde, Yedipınar'ımızda tekrar yapıyoruz. Böylece hem burada hem orada dostlarla bir araya gelmiş oluyoruz. Memlekette yapmamızın bir diğer sebebi de hem büyüklerimize sıla-i rahimimizi gerçekleştirmek, hem de oraları çocuklarımıza göstermek, oraları unutmamak. Bu vesileyle de mutlaka memlekete de gidiyoruz. Evet. Peki buradan son olarak köylülerine neler söylemek istersin? Şöyle söyleyeyim, yani bizim insanımız güzel insan, temiz insan, samimi insan. Yani içi dışı bir insan. Ama biraz işte geçmişte o göçlerin olduğu yılların akabinde herkes iç güç derdine düştüğü için de, bu yüzden de ısrarla bugünkü konuşmamda da belirttiğim gibi eğitim, eğitim, eğitim diyorum. Çocuklarımızın mutlaka eğitimine önem vermelerini istirham ediyorum kendilerinden. İnsanımızın da, Anadolu insanımızın da kurtuluşunu ben eğitimde görüyorum. Yani hep bunun üzerine duruyorum ve bunu istirham ediyorum insanlarımızdan, üyelerimizden, tüm yöre insanlarından. Bu konuyu ihmal etmemelerini istirham ediyorum hasreten. Peki başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Ben de sizlere, Sayın Yıldırım'a çok çok teşekkür ederim ve televizyonumuza bize değer verdikleri, bize zaman ayırdıkları için ben de çok teşekkür ediyorum. Güzeller arpa biçer, ateşine yar.